Evet arkadaşlar, şimdi sizlere sosyal medya üzerinden canlı bir deney yapacağım. Sosyal medyayı en çok kullanan gazeteciler hangi partinin yani yandaş gazeteciler olduğunu şimdi hepiniz daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bakın, Google arama motorunu açtım. Kılıçdaroğlu FETÖ siyasi ayağı yazdım. Tıklıyorum. Bakalım karşımıza çıktı. Şimdi haberleri tıklayalım. Birinci sırada görüyorsunuz değil mi? Halk TV. Yani CHP'nin tam yandaş kanalı. Tamamen. Aşağı doğru inelim. İkinci sırada Tele1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkının paralarıyla vermiş olduğu vergiler sayesinde bu Tele1'e yapmış olduğu ödenekler aracılığıyla ayakta duran Tele1. Bakın ikinci. Üçüncü Bir Gün. HDP'nin PKK'nın tam bir numaralı kanalı. Görüyorsunuz. CHP ayrıca. Üçüncü, dördüncü sırada en son Hürriyet gelebiliyor. Bakın. Gerçek Gündem. Tamamen CHP kanalı. Sabah 5. 6. sıraya geliyor. Ama bakın ama diğerlerine bakın. Cumhuriyet hemen. Tele1 aynı şekilde yine. İleri Haber. CHP'nin yandaş kanalı. ABS. CHP'nin yandaş kanalı. Bir sonrakine geçiyoruz bakın arkadaşlar. İkinci sayfayı. Aynı şekilde ABC gazetesi. CHP'nin yandaş kanalı. Tele24. T24. Yine CHP'nin yandaş kanalı. Bunların hepsi bak bu T24 Gerçek Gündem. Bunlar yurt dışından fonlanan, Amerika'dan fonlanan paralarla ayakta duran gazeteciler. Ki hepsi delilli, ispatlı bunların. Hepsi de delili var. Rusya'da iktidara karşı yapmış oldukları fonlamalarda daha başarılı oldular. Türkiye'de bu T24 gibi, bu Gerçek Gündem gibi gazete şirketlerine yapmış olduğu destekler sonrası istediklerini bulamayınca, Erdoğan'ı deviremeyince bunlara ağır bir eleştiride bulundular. Bunu da size açıklamış olayım. Bakın arkadaşlar, Sözcü, hep hemen Bir Gün. Bunlar biliyorsunuz Sözcü kimin gazetesi? CHP'nin. Bir Gün HDP'nin. İleri Haber aynı şekilde. T24 yine bakın T24 Kocaeli bu memurlar memurlar aynı şekilde CHP'nin yandaş kuruluşu. Bir sonrakine geçiyoruz. Gerçek Gündem yine aynı şekilde İleri Haber aynı. Bakın A Haber görüyor musunuz? 3. sayfada çıkıyor bak 3. sayfada. Sosyal medyada ne kadar gerideler. Bakın paylaşım yapmıyorlar. Uyuyorlar, resmen uyuyorlar. 2019 seçimlerini bu yüzden kaybettik. Belediyeleri kaybettik. Sosyal medyada çok zayıflar. Bakın CHP çok güçlü sosyal medyada. Büyük paralar harcıyorlar, ödüyorlar. Yurt dışından bu paraları karşılıyorlar, fonluyorlar. Gerçek Gündem görüyor musunuz? Bu Google ve bu şirketlere büyük paralar ödeyip en ön sıralarda kendilerini reklam yaptırıyorlar. Ve arama motorunda herhangi bir soru aklınıza takılıp da aradığınız anda direktmen CHP'nin yandaş kanallarının oraya yazmış olduğu yalanlarla karşılaşıyorsunuz. Mecburen o yalana inanmak zorunda oluyorsunuz. Ya inanıyorsunuz, bilmeyen inanıyor. Yani CHP bu sayede büyük oy kazanıyor. Bakın Gazete Duvar tamamen yani ya FETÖ'nün kanalı, tam FETÖ'nün kanalı. Araştırın bakın Gazete Duvar tam FETÖ'nün kanalı bir numara. Hepsini de Amerika bunların fonluyor bak. Hepsini Gazete Duvar, Sözcü. Bakın İleri Haber, T24. Bakın 3 tane sayfa geldim. Bir tane A Haber çıktı. Birkaç tane de Hürriyet'le Sabah. Ya hiçbir T24 o kadar bak Kanal 7, TGRT, TRT hiçbirisinden çıkmıyor. Hepsi CHP'nin yandaş kanalı. Bu ülkeye Erdoğan'a kin ve nefreti aşılayan kişiler hepsi Türkiye'de iktidarı devirmek için ellerinden gelen her türlü hileyi hurdayı yapan kişiler. Evet arkadaşlar, benim videomu izlediniz. Kendiniz de deneyebilirsiniz. 2023 seçimlerine iyi hazırlanmamız gerek. 2023 seçimlerini kaybetmememiz için lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediğiniz videolar arka sayfalarda yayınlanıyor ve emeğimiz zayi oluyor, bir işe de yaramıyor. Sesimizi herkese duyurmamız gerek arkadaşlar. Görüyorsunuz, kendiniz gözünüzle şahit oldunuz. Hep CHP'nin yandaş kanallarının haberleri. Bu haberler işte
bir sürü insanın kafasını karıştırıyor, buna bulandırıyor ve seçimlerde AK Parti'nin oy kaybetmesine büyük büyük sebebiyet oluyor. Çok büyük. Bu yüzden beğenelim, paylaşalım, sesimizi herkese duyuralım. Herkese kolay gelsin, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.